Selamun aleyküm kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize, üzerinize, cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. E, bu seferki tanıtacağımız cihaz Armor 7E. E, biliyorsunuz e, Armor 7'sini tanıtmıştım daha önce. E, 7E'yi tanıtmak nasip olmamıştı. E, peki 7E ile 7'nin arasındaki fark nedir? Önce onları açıklayalım. Ondan sonra çok uzun sürmeyecek videomuz zaten ee, kısa sürecek. Hemen açıklayıp e, geçeceğim. Şimdi Armor 7 ve 7 enin arasındaki arkadaşlar e, farklar kamerada. E, diğer e, konularda her şeyleri aynı. İşte boyutları, tasarımı vesaire bunların hepsi aynı. Bir ana, ana kameralar da aynı. 48 megapiksel e, ama Ultra geniş açıyla e, derinlik efekti yani bokeh efektine ne yardımcı olan kameralar farklı. Armor 7'de e, şöyle 48, 16, 8. Armor 7E'de 48, 2, 2. E, gece modu ve bokeh efekti. Yani dedi, geri kalan her şey aynı arkadaşlar. Bir de e, Armor 7 8 RAM'li, Armor 7E'de 4 Gigabyte RAM'li. çok fark eder mi? Yani şöyle yani çok böyle detaylı ya da yüksek böyle program kullanan arkadaşlar için e, fark edebilir ama böyle çok aşırı yoğun kullanmayan veya çok büyük uygulamalar kullanmayan e, arkadaşlarımız için Armor 7e de kesinlikle çok iyi bir seçim olacak ve e, takılmadan çok rahat bir şekilde aynı şekilde kullanabilecek cihazı hemen geçelim e, cihazımız burada arkadaşlar e, yani bunda çok da hani orayı burayı aşmaya da gerek yok. Niye dersiniz? Armor 7'dekinin aynısı zaten. Bunun içinde işte OTG'si, ara kablosu, kulaklık dönüştürücü, şarj adaptörü, kırılmaz jelet. <laughs> Pardon, kırılmaz jeletini vesaire onların hepsi mevcut. Onları biliyorsunuz zaten. Şöyle yapalım. Şöyle Hemen şöyle gösterelim arkadaşlar zaten bildiğiniz gibi yanda bir parmak izi okuyucu açma kapama ses kısma bir kısa yol, iki tane kısa yol tuşu ben bunda tanıtmak istediğim bir şey de vardı onu da sonra göstereyim zaten şöyle kulaklık pardon şarj yerimiz USB Type C şurada bir sensörümüz var daha önce söylemiştim hani bu altın dedektörlerinde olan magnetometre kameramız burada e, ee, üçlü kamera kurulumu 48 ana mega, 48 megapiksel ana kamera 2 megapiksellik gece 2 mega, megapiksellik de bokeh efekti dörtlü led flashımız dört mü yok pardon beşli led flashımız var ee, bu da arkadaşlar nabız sensörümüz hemencecik açılışa geçelim Gördüğünüz gibi arkadaş, tasarımını ben bunu çok seviyorum. Hakikaten Ulefon'un bu cihazı çok güzel yapmışlar. Cihazımız 5500 mAh. Kablosuz şarj destekli bir cihaz. 6.3 inç Full HD Plus bir ekrana sahip. Evet. Çok çabuk açıldı. Android 10 geliyor arkadaşlar cihazımız. Ee, kamerasını kamera 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 burada. arkadaşlar yani e, bunda da dediğim gibi böyle kamera üzerine çok durmayacağım yani şu anda hani Android dünyası yani Android dünyası diyoruz iyice karıştırdık yani outdoor segmentinde suya toza darbeye dayanıklı cihazlar arasında en güzel kameraya sahip e, birinci sıraya ben ulefon armor 7'yi koyuyorum armor 7 ve 7e'yi ikinci sırada da doge s95 pro ve sonra da kubot qs yani Özellikle Armor 7'nin gerçekten yani samimiyetle söylüyorum. Hani biliyorsunuz ben takip edenler bilir ben Google Pixel kullanıyorum genelde. Yani e, kıyasen diyorum gerçekten kamer ön kamerası çok güzel arkadaşlar bu bir. E, arka kameraya gelecek olursak arka kamera da çok güzel arkadaşlar. Yani normal hani e, normal modu olsun gece çekimi olsun hepsi çok güzel. E, yani bunu alan arkadaşlar kamera noktasında hani pişman olmazlar. Çok da memnun kalırlar. Yani ben gerçekten çok beğendim. Zaten öneriyorum da. Ee, Android onla gelen bir cihaz. Kaliteli, hızlı, seri, çok güzel bir cihaz. Ee, şöyle arkadaşlar, şurayı göstereyim. Gözüküyor mu bilmiyorum ama şu altı kamerası gö görürsünüz herhalde. Ee, suyun altına girmeden önce arkadaşlar, buna bastıktan sonra suyun altına giriyorsunuz. Biliyorsunuz hani bu su geçirmez cihaz. Normalde bu tarz cihazlarla suyun altına e, girdiğini girmeden önce kamerayı açmanız lazım. Niye? Kamerayı açacaksınız mesela video kaydına basıp öyle dalacaksınız veyahut da işte resim mi çekeceksiniz? Dışarı çıkacaksınız. İşte bu e, hani 3 saniye, 5 saniye var ya onu ayarlayacaksınız, gireceksiniz öyle çekecek. Peki bundan nasıl? Su altı modunu tıkladığınız zaman e, suyun altına giriyorsunuz ve ses açma ses kısma tuşlarıyla işte fotoğraf çekebiliyorsunuz veya video kameraya geçiş yapıp videoya video çekebiliyorsunuz. Bu şekilde onu ayarlayabiliyorsunuz su altı moduyla. Su altı modu ayrıyeten Doge S90 ve S90C'de de var. Onu da söyleyeyim. diğer önce söylememiş olabilirim. Öyle aklıma geldi. Onun haricinde zaten eee Armor 7'de tanıtmıştım. Bütün her şeyleri aynı zaten çok farklı bir şey değil. Biz Zil sesine bir bakalım. O kadar. Gayet yeterli bir seviye. Fazlasıyla bile yeter. Ee, arkadaşlar çok da uzamasın demiştim. Biraz daha hatta uzadı. Cihazımızı kapatalım. Dediğim gibi hızlı bir tanıtım oldu. Ee, tekrardan söylüyorum. Yani bu outdoor segmentinde önerebileceğim cihazlar. E, İlk üç cihazın başında geliyor Armor 7 ve 7e. 7 ee, de sadece kamera işte gece çekimi 16 megapiksel. Ee, bokeh için yani derinlik kamerası 8 megapiksel. Bunda 2 2. Ee, 2 megapiksel 2 megapiksel. Onlar haricinde bir de RAM 4'e 8. Birinin 4, birinin 8. Geri kalan her şey aynı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, yeni bir video açısında da inşallah görüşmek dileğiyle diyorum. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.